Saygı Öztürk, Genelkurmay'ın imza karşılığı verdiği liste. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır, sauna çetesiyle ilişkili olduğu, bazı siyasetçilerin ev adreslerini bulundurduğu gerekçesiyle tutuklandı. Yüzbaşı Bozkır, bir dönem PKK'nın ikinci adamı olan Şemdin Sak'ı Kuzey Irak'ta yakalayıp Türkiye'ye getiren ekipte yer almıştı. 2005'te rütbe takan Bozkır'a, kısa sayılacak dönemde başarılarından dolayı 44 takdirname, 2 şerit rozet verilmişti. Ne kadar başarılı olursa olsun, yasa dışı bağlantıları belgelenen kişinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir dakika bile bulundurulmaması gerekiyor. Nitekim gereği yapıldı ve Bozkır TSK'dan atıldı. Nuri Gökhan Bozkır'la ilgili adli soruşturma devam ederken Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı da idari yönden araştırma başlattı. Konunun önemi nedeniyle soruşturmayı bizzat Genelkurmay Askeri Başsavcısı Saim Öztürk yürütüyordu. İşte o soruşturma döneminde bugüne kadar hiç duymadığımız bilgilere ulaştım. Özel kuvvetlerde. Başsavcı Saim Öztürk soruşturmayı yürütürken Bozkır'la birlikte görev yapan bir astsubayla posta erinin de ifadesini aldı. Orada ilginç bir bilgiye ulaştı. Bozkır'ın nöbetçi olduğu geceler, Özel Kuvvetler Komutanlığı'na daha çok istihbaratçı emniyet mensupları geliyor, sohbetler ediliyor, yeniliyor, içiliyordu. Emniyet özel kuvvetlerin içine giriyor, bilgi belge topluyordu. Başsavcı çok özel bir bilgiye daha ulaştı. Emniyet İstihbarat Dairesi'nde telefon dinlemelerinin başındaki emniyet mensubunun da aynı işlerin yapıldığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Dairesi'nden bazı görevlilerin de Bozkır'ın yanına gelip giden isimler arasında olduğu saptandı. Araştırma çok önemli noktalara doğru gidiyordu. Saim Öztürk, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'a çıktı. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda paralel yapı oluşuyor. Fethullahçı olarak bilinen, telefon dinlemelerinde görevli emniyet mensupları Özel Kuvvetler Komutanlığı karargahında dolaşıyor, bilgi topluyorlar. Paralel yapı ve örgütler içimize girmiş dedi. Elden teslim edildi. Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Genelkurmay Askeri Başsavcısı Saim Öztürk, daha yanından ayrılmadan dönemin Emniyet Genel Müdürü Gökhan Aydıner'e telefon etti. Siyasi işlerden sorumlu bir genel müdür yardımcısının Genelkurmay'a gelip başsavcıyla görüşmesini rica etti. Aynı gün bir genel müdür yardımcısı başsavcının yanındaydı. Başsavcı yaşanan süreci Nuri Gökhan Bozkır'la Fethullahçı olarak bilinen emniyet mensupları arasındaki bağ anlattı. Benim hafıza bilgisayarımdan bu konuyla ilgili bir kopya çıkarıp imza karşılığında size vereceğim dedi. Az sonra TSK içinde faaliyet gösteren Fethullahçı olarak bilinen emniyet mensupları ile ilgili bilgiler, belgeler, imza karşılığı teslim edildi. İlginçtir, Atabeyler operasyonu döneminde de Fethullahçı emniyet mensupları devredeydi. Bu soruşturmayı yürüten askeri savcı ZD'ye kumpas kuruldu. Savcı ZD kurulan kumpas sonucunda istifa etmek zorunda kaldı. İşte Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk gibi soruşturmalar böyle kumpaslarla TSK'nın içine sızılarak, içeridekilerle işbirliği yapılarak planlandı, hazırlandı ve uygulamaya konuldu. Hablemitoğlu suikastı. Doçent Doktor Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002'de evinin önünde öldürüldü. Aradan yaklaşık 18 yıl geçmesine rağmen Hablemitoğlu'nun katilleri bulunamadı. Hablemitoğlu öldürüldüğünde dönemin Başbakanı Abdullah Gül, Şengül Hablemitoğlu'na "Eşinizin katillerini bulmak devletin namus borcudur" demişti. İşte o borç hala ödenmedi. Fethullahçı terör örgütü Çatı davasının iddianamesinin ekinde gazeteci Zihni Çakır'ın ifadesinde Necip Hablemitoğlu'nu asker olan TM'nin öldürdüğü, tabancasını da Ankara Gölbaşı'nda bulunan Mogan Gölü'ne attığı belirtiliyordu. Ancak tüm girişimlere rağmen TM'nin ifadesinin alınması mümkün olmadı. Zihni Çakır yine ifadeye çağrıldı. Bu bilgiyi kimden öğrenildiği soruldu. Bunu Nuri Gökhan Bozkır'ın kendisine anlattığını, o kişinin de halen Ukrayna'da olduğunu belirtti. Savcılık, geçmişe dönük HTS kayıtlarını, yani Bozkır'ın o gün nerede olduğunu baz istasyonu sinyallerinden öğrenmeye çalıştı. İlginçtir, Bozkır saat 18.12'de telefonunun sim kartını çıkarmıştı. Çözülür mü? Bu ifadeden sonra
18 yıldır karanlıkta olan bu suikastın aydınlatılması için 11 Temmuz 2019'dan itibaren bir ışık yandı. Soruşturmayı sabırla yürüten Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün, her gelişmeden bilgisi olmasına rağmen gizliliğe uyan Şengül Hablemitoğlu, avukat Ersan Barkın, Bozkır'ın iadesine kilitlenmişti. Bozkır'ın iadesi için en üst düzeyde girişimlerde bulunuldu. Adil suçlular iade edilirken Bozkır'ın iadesi bir türlü gerçekleşmedi. Bozkır'ın sığınma başvurusu ev hapsi derken ev hapsi de kaldırıldı.